Gençler selamlar, ben SML hocanız, SML hoca matematik kanalındasınız. Arkadaşlar problemler kampımızın üçüncüsüyle karşınızdayız. İlk ikisinde olan 16 tane, toplam 16 tane soruyu gördünüz. ÖSYM'nin alışkın olduğu tarzlar bunlar sevgili gençler. Biraz daha yoruma dayalı sorular çözmeni istiyor senden ÖSYM. Ki ben de zorluk seviyelerini, bu problemlerin zorluk seviyelerini sevgili gençler ÖSYM'nin hani yarım tık ila bir tık arası üstüne koymaya çalıştım. Yani ÖSYM'de sizin karşınıza gelecek olan sorular, merak etmeyin, bunlardan bir tık veya yarım tık daha kolay sorular olacak sevgili gençler, bunları da unutmayın. İlk 12 soru kampımız devam ediyor. İntegral, limit türev integral kampımız devam ediyor. Bunun yanında problemler kampı var sevgili gençler. Sizler için en iyi içeriği üretip, en iyi videoları çekmeye, en iyi soruları çözmeye devam ediyoruz sevgili gençler. Tabii en iyi hocanızdan en iyi konu anlatımıyla ve soru çözümüyle bunu da destekliyoruz. Bunu da unutmayın. Sevgili gençler, biraz egoistçe bir tavır oldu ama sevgili gençler, kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve bu videoyu da beğenmeyi unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Şimdi ilk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım. Diyor ki aşağıdaki tabloda A ve B sürücü kurslarının teorik ve direksiyon dersleri için belirlediği ücret tarifesi verilmiş. Dersler teorik, direksiyon olarak. Burası A sürücü kursu, burada B sürücü kursu. Teorik dersler A sürücü kursunda 420 lirayken B sürücü kursunda 250 lira. Direksiyon dersi de ilk 10 saat ücretsiz, sonraki her 10 saat için 10 lira, her saat için 10 lira. Direksiyon dersi B sürücü kursunda saati 15 lira. Şimdi teorik dersleri almanın zorunlu olduğu bu iki sürücü kursundan, teoriyi herkes alacak. A kursuna giden Ayhan ile B kursuna giden Burcu eşit sürede direksiyon dersi almış ve kurslara teorik ve direksiyon dersleri için toplamda aynı miktar ücret ödemişler. Buna göre bu iki kursiyer kaçar saat direksiyon dersi almışlardır diye soruluyor. Şimdi sorumuzu şu kısma çözelim, boş olan kısma. Şimdi sevgili gençler, A kursuna giden mutlaka ama mutlaka şu 420 lirayı bir kere ödemiş. B kursuna giden de 250 lirayı gözden bir kere çıkmış teorik dersler için. Bunlara mutlaka katılmak zorunda da. Peki ben şimdi diyorum ki bu A kursuna giden Ayhan X saat direksiyon dersi alsın. B kursuna giden Burcu da X saat direksiyon dersi almış olacaktır. Çünkü aynı miktar ücret ödemişler ve diyor ki eşit süre direksiyon dersi almışlar. Burası bizim için önemli. Şimdi sevgili gençler, bu 420'nin üzerine direksiyon dersleri için Ayhan ne kadar öder? Bunu bulmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle ilk 10 saatine bedavadan gittiği için o ilk 10 saat için ücret ödemeyeceğinden geriye kalan x-10 saat için 10'ar lira ücret öder sevgili gençler, çarpı 10. Diğeri ise katıldığı tüm x saat direksiyon dersi için 15'er lira ücret ödeyecektir. Ve işte burası toplam ücret Ayhan'ın, burası da Burcu'nun toplam ödediği ücret. Demek ki bunlar birbirine eşit olacak. O halde sevgili gençler, 420 artı 10x eksi 100 derim ben buraya, onu içeri dağıttım. Eşittir 250 artı 15x dedik. Daha sonrasında şu 10x'i sevgili gençler karşıya atarsam burada 5x kalacaktır. 420'den 100'ü çıkardım, 320. 320'den de 250'yi bu tarafa attım. Bunu çıkardım, eşit dedim. 320'den 250 çıkarsa 70 kalacaktır. 70 eşittir 5x ise x tabi buradan kaçtır? 14'tür. Demek ki sevgili arkadaşlar kaçar saat direksiyon dersi alınmıştır? 14 saat direksiyon dersi alınmıştır. Sorunun kökü şu şekilde değiştirilerek senin için bir çeldirici oluşturabilir. Toplamda kaç saat direksiyon dersi verilmiştir diye sorulursa, tabi sen x'i 14 buldun, toplamda kaç saat direksiyon dersi verildi? 14 birisi toplam 28 saat ders alınmıştır da denilebilir. Bu şekilde de sorunun biraz daha böyle hani bir işlem daha uzatılması sağlanarak tabi milleti tongaya düşürebilirsiniz. İkinci sorumuzdayız. Bir kütüphane ödünç alınan kitaplar ve dergiler için sırasıyla 20 ve 15 günlük iade süreleri belirlemiş. Pekala, kitaplar için 20 gün iade süresi varmış demek ki. Bakın yine soruyu okudum ve ilk anladığım cümleden sonra es veriyorum ve soruyu yorumlamaya devam ediyorum. Dergiler için de 15 günlük bir iade süresi var. Bu süreleri aşan her gün için kitap başına 1 lira, dergi başına 50 kuruş para cezası uygulanıyor. Bakın buraya 1 lira uygulanıyor ceza olarak. Buraya da 50 kuruş, yani 0.5 lira ekstradan ceza uygulanıyor. Pekala.
Bu kütüphaneden aynı gün bir kitap ve bir dergi ödünç alan bir kişi daha sonra bunları birlikte iade etmiş. Bu kişi 16 lira para cezası ödediğine göre kitabı ve dergiyi ödünç aldıktan kaç gün sonra iade etmiştir diye soruluyor bize. Şimdi sevgili gençler, kitaplar için 20 günlük bir iade süreci vardı. Dergiler için ise 15 günlük bir iade süreci vardı. Varsayalım ki sevgili gençler, biz bu iade sürelerinden sonra ödemişiz ki demek ki sonra vermişiz ki kitapları ve dergileri ceza yemişiz. Toplamda gelen ceza da 16 lira. Şimdi ben diyorum ki arkadaşlarım, eğer ki bunu x gün geciktirdiyse, bunu x gün gecikme varsa, burada x eksi 5 gün gecikme vardır. Çünkü zaten bir tanesi bu gecikmeye girdiği anda bu hala yasal hakkını kullanmış oluyor. Yani hala kitabı vermemiş olabilir ve bunun için para ödemesi gerekmiyor. Ve buradaki x eksi 5 günün her bir günü için 1 lira ödenirken, buradaki x günün her bir günü için 1 bölü 2 lira ödeniyor. Ve toplamda da sevgili arkadaşlar 16 lira para cezası ödenmiş. Burayı dağıtırsam x eksi 5, burası da artı x bölü 2 yapacaktır. Eşittir 16 dersek, x de x bölü 2'nin toplamı 3x bölü 2 yapar. Ve eksi 5'i de karşıya atarsam 21 gelecektir. Burada buradaki 3 ile buradaki 3'ü 21'i sadeleştirirsem burası 7 gelir. Ve x sevgili gençler 14 olacaktır. Kitabı ve dergiyi ödünç aldıktan kaç gün sonra iade etmiştir diye soruluyordu. 15 günün üzerine x günde gecikmeyle beraber ben ikisini de aynı gün götürdüysem sevgili gençler, 15 artı 14 dersek ödünç aldıktan tam 29 gün sonra iade etmiştir diyebiliriz. Cevabımız Ceyhan seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Evet, geçiyorum sevgili gençler 3. soruma. 3. soru için şuradaki kısmı sileceğim ki bize çözüm kısmı kalsın. Bu arada telefonumda sesini kısayım ben. Şöyle. Kısmayı unutuyorum bazen. Video esnasında da bol miktarda mesaj geliyor. Evet. Bir karayolu yapım projesinin her ay eşit uzunlukta yol yapılarak bir yılda bitirilmesi planlanmıştır. Her ay eşit miktarda yol yapılıyor ve bir yılda tamamen bitiriliyor. Demek ki her ay bu yolun 1 bölü 12'si bitirilmiş oluyor aslına bakarsanız. Sorunun devamını okuyalım. 7. ayın sonunda projeden sorumlu olan mühendis şöyle bir açıklama yapmış. Diyor ki, hava şartları nedeniyle ilk 7 ay için planlanandan %20 daha az yol yapılmıştır. Kalan aylarda daha fazla çalışıp projemizi zamanında tamamlamış olacağız deniliyor. Buna göre kalan ayların her birinde yapılması gereken yol planlanana göre yüzde kaç artırılmalıdır diye sorulmuş bize. Şimdi sevgili arkadaşlar, ne kadar eksiğimiz var? %20. %20'yi biliyorsunuz, 20 bölü 100'dür. Ve bu 20 bölü 100'de iyice sadeleştirirseniz dibine kadar 5'te 1'dir. Yani 1 bölü 5'tir. Şimdi ilk 7 ay yapılan yola siz her ay K kadar yol yapılsın, daha sonrasında da 7K yol yapılmış, yapılması gerekirken bunun %20 eksiğini almaya çalışırsanız kesirlerle alakalı problemler yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla ben diyorum ki madem 1 bölü 5 %20 demek, ben şu cümleyi kuracağım. Her ay gençler 5K kadar yol yapılsın. Yol yapılsın. Pekala. Şimdi 7 ay sonunda ne kadar yapılması bekleniyor? 5K çarpı 7'den 35K yol yapılmak isteniyor aslına bakarsanız ve %20 daha az yol yapılmış. Yani 1 bölü 5'i kadar daha az yapılmış. Yani 1 bölü 5'i kadar az yapıldıysa hedeflenenin 4 bölü 5'i yapılmıştır da diyebiliriz. Ben 35K yol yapmak istiyordum ilk 7 ayda ama ben bunun 4 bölü 5'ini başarabildim. Yani ne kadar yol yapılmış? 5'e böldüm, 5'e böldüm 7, toplamda 28K kadar yol yapılmış. Pekala. Şimdi ben her ay normalde 5K kadar yol yapmak istiyordum. Her ay 5K kadar yol yaparsak 12 ayın sonunda da bitecekse bu 60K'lık bir görevimiz vardı bizim. 60K kilometrelik bir yol yapım çalışmamız vardı aslında bakarsanız ama biz şu an hala 28K'sını bitirdik ilk 7 ayda. Geriye kaldı 5 ay ve yapmamız gereken yol miktarı da 60'tan 28'i çıkardığınız takdirde 32K'lık yolumuz var sevgili gençler. Peki her ay ne kadar yapmamız gerekiyor? Şimdi bunu hesaplayacağız.
5 ayda 32K ise 1 ayda sevgili gençler 32 bölü 5K kadar yol yapmamız gerekiyor. Şu an ilk defa kesire bulaştık ama artık gerisi zaten kolay. 32K bölü 5 de sevgili gençler 6,4K'ya da eşittir aynı şekilde. Yani 32'yi 5'e böldüğünüz takdirde 6,4 ile karşılaşırsınız. Şimdi diyor ki kalan ayların her birinde yapılması gereken yol 6,4K oldu. Önceden 5K'ydı. Planlanana göre yani 5K'ya göre yüzde kaç arttırılmalıdır diye soruluyor. Şimdi artık soruyu tükettik, bitirdik. Şöyle diyeceğiz. Biz 5K yaparken bunu ne kadar arttırdık arkadaşlar? 1,4K kadar arttırdık. O zaman yüzde kaç artmıştır diye soracağız. Bu da bunun kaç katı? 20 katı. O zaman bunu da 20 ile çarparım. 28 yapar. %28 kadar artmıştır diyebiliriz sevgili gençler. Bu kadar arttırılmalıdır yapılacak olan iş. Evet, geçtim dördüncü soruma. Dördüncü soruda bir mağaza sahibi almış olduğu 60 tişörtün her birini 20 liradan satmayı planlamış. Tamam. Ben 60 tane tişörtü aldım ve her birini 20 liradan satacağım. Fakat daha sonra tişörtlerden 12'sinin defolu olduğu ortaya çıkmış. Ve mağaza sahibi defolu tişörtlerin tanesini 10 liradan satmış. Bu mağaza sahibi başlangıçta planladığı geliri elde etmek için defolu olmayan tişörtlerin her birini kaç liraya satmalıdır diye soruluyor. Şimdi öncelikle hedeflenen miktar bizim için önemli, onu bir bulalım. 60 tane tişörtümüz var ve her birini 20 liradan satmak istiyorsa mağaza sahibi 60 çarpı 20'den demek ki sevgili gençler 1200 TL gelir elde etmeye çalışıyor. Bu kadar paraya ihtiyacı varmış. Bu kadarlık malzeme almış. Her birini 20 liraya okutursam diyor 1200 lirayı alırım cebime koyarım. Borcum varsa borcumu öderim. İhtiyacım varsa ihtiyacımı karşılarım diyor. Peki ama maalesef ki 12 tanesi defolu çıkmış ve diyor ki bu defoluları diyor. Vicdanı varmış adamın. Bu defoluları diyor. Öyle olduğu gibi 20 liradan satamam. Yarı fiyatına satayım bari diyor. Ve 12 çarpı 10'da sadece defolularda 120 TL gelir elde ediyor sevgili gençler. Bunu da yazdık. Peki 1200'den 120'yi çıkarırsam ne kalır? Tabii ki 1080 TL kalır. Planladığı kazancı elde etmek için geriye 1080 TL kazanması gerekiyor. Ama bu adamın elinde 12 tane tişört defolu olduğu için 48 tane değil. Yani 48 tane. 48 tane sevgili gençler tişörtü kaldı. Yani soru bizden şunu istiyor. Ben 48 tane tişörtten 1080 TL kazanmam için tanesini kaça satmam gerekiyor? O halde ne yapmamız lazım? Bizim 1080'i 48'e bölmemiz gerekiyor. 108'in içerisinde 48 2 defa. 2 kere 48 96 yapacaktır. Çıkardım. Burası 12. Bir sıfır ekledim. Buraya indirdim. 120'nin içerisine yine 2 defa. 2 kere 48 yine 96. Çıkardım. Bu sefer de burası 24 geldi. Bir sıfır ekledim. Bir virgül koydum. 240'ın içerisinde 48 5 defa var. 5 kere 48 240 yapar. Çıkardım 0. Demek ki 22,5 liraya satılması gerekiyormuş bir tişörtün tanesinin sevgili arkadaşlar. Bir diğer sayfamıza geçiyoruz. 5. sorumuzu çözeceğiz şimdi. İki belediye otobüsü her gün aynı anda D durağından hareket etmekte ve belirli bir güzergahı takip ederek tekrar aynı durağa dönmektedir. Güzel, aynı anda bir yerden hareket ediyorlar ve belirli bir güzergahı takip edip aynı durağa tekrardan dönüyorlar. Otobüslerden biri bu güzergahı 45 dakikada, diğeri 1 saat 15 dakikada tamamlamakta. Bu otobüsler saat 7'de duraktan hareket edip aralıksız sefer yaptığına göre ilk kez saat kaçta aynı anda tekrar D durağında olurlar diye sorulmuş bize. Şimdi burada 45 dakika ve 1 saat 15 dakikanın kafalarımızı karıştırmaması için hemen ne yapmamız gerekiyor? İkisini de aynı birimde yazmamız gerekiyor. Yani bir tanesi 45 dakikaysa arkadaşlar, diğeri de bakın burası 60 dakika, 15 daha 75 yapacaktır. Diğeri de 75 dakikadır deriz. Ve 45 de 75'in en küçük ortak katını elde etmek istiyoruz. Şimdi biz bunu yapmazsak sevgili gençler, ilk defa saat kaçta buluştuklarında bulmamız biraz zorlaşacak. Pekala. 45'i sevgili gençler 75'i 3 ile çarptığımız zaman biliyorsunuz ki 225 yapar. 45'i de 5 ile çarptığımız zaman 225 yapacaktır.
Dolayısıyla sevgili gençler, bunların ortak katı 225'tir. Ve bu 225 bulduğumuz ekok olan 225 aslında bize bu soruda neyi anlatıyor? Diyor ki ilk defa saat 7'de aynı anda hareket ettilerse ikinci defa 225 dakikada karşı karşıya girdiler. Hatta üçüncü defada 225 dakika, bir 225 dakika daha sonra yine karşılaşırlar diyor. Ama bize ilk defa sorulduğunda biz saat 7'nin üzerine 225 dakika eklemek zorundayız. Şimdi bu 225 dakika kaç saat kaç dakika, bunu bulalım önce. Biliyorsunuz ki ben burayı 180 dakika artı 45 dakika diye ayırabilirim ki 180 dakikanın tam olarak 3 saat olması gerektiğini biliyorsunuz. Saat 7'nin üzerine 3 saat eklersem saat 10 olur. Dakika kısmımızda 45'i gösterir. Dolayısıyla cevabımız 10.45'tir diyebiliriz. Doğru cevap Edirne seçeneğinde verilmiştir sevgili gençler. Geçiyorum 6. soruma. Diyor ki Mert bölümleri sırayla oynanan ve 40 bölümden oluşan bir bilgisayar oyununun her bölümünü bölümün sıra numarası n olmak üzere n artı 1 bölü 43 dakikada bitiriyor. Buna göre Mert oyunu kaç dakikada bitirir diye sorulmuş. Şimdi 40 tane bölümden oluşuyordu. Birinci bölümü sevgili gençler 1 artı 1 bölü 43 yani 2 bölü 43 dakikada bitirir. İkinci bölümü 2 artı 1'den 3 bölü 43 dakikada bitirecek. Üçüncü bölümü 3 artı 1'den 4 bölü 43 dakikada bitirirken nokta nokta nokta. 40. bölümü de o zaman 41 bölü, şöyle yazalım onu da, hatta üşengeçlik yapmıyoruz. 40. bölümü de sevgili gençler 40 artı 1'den 41 bölü 43 dakikada bitirir. Mert oyunu kaç dakikada bitirir arkadaşlar? Tamamını toplarsam eğer ben bunları 2'den 41'e kadar olan sayıların toplamı bölü 43 diyeceğiz. Şimdi 2'den 41'e kadar olan sayıların toplamını ben 1'den 41'e kadar olan sayıların toplamı diye düşünürsem, hani 1 eksik orada biliyorsunuz, daha sonrasında 1'i çıkarırız. 1'den 41'e kadar olan sayıların toplamı da sevgili gençler 41 çarpı 42 bölü 2'dir. Tabii biz ne yapacağız? 1 çıkaracağız buradan, 1 buraya eklediğimiz için ve burası da bölü 43 dakika yapacak. İşte sevgili gençler aslına bakarsanız bu sorulmuş bize. Peki ben şurada 2 ile 42'yi sadeleştirirsem burası 21 gelecektir. 41'den 41 ile 21'i çarpıp 1 çıkaracağız ve bunu da 43'e böleceğiz sevgili gençler. İşte bize sorulan bu. Daha kısa bir şekilde yapılabilir mi diye bir kontrol edeyim. 40 bölümden oluşuyordu, sırayla oynanıyordu. N olmak üzere tamam kaç dakikada bitirir? Bu işlemin sonucunu bulacağız mecbur. Şimdi o halde şöyle diyelim. 41 ile 21'i çarpın arkadaşlar. Zaten şurası 41 gelecek. Burası da 82 gelecek. Topladığımız takdirde 1, 6, 8 yapacak. 861'den 1 çıkarırsanız 860 gelir. Ben de bunu 43'e bölersem bu bunun 2 katı olduğuna göre oyunun tamamı 20 dakikada biter deriz sevgili gençler. Doğru cevabımız da Bursa seçeneği olacaktır. Evet. 7. sorumuza doğru yol alalım. Bir bilim kurgu yazarı romanında zaman birimlerini yeni bir sisteme dönüştürmüştür. Bu yeni sistemde gerçek yaşamda kullanmakta olduğumuz bir günlük süre 20 yeni saate, bir yeni saatte saatlik sürede 100 yeni dakikaya eşittir. Gerçek yaşamda kullanmakta olduğumuz zaman sistemine göre 1 saat 20 dakikalık sürenin bu yazarın yeni sistemindeki değeri kaç yeni dakikadır diye soruluyor. Şimdi sevgili gençler şöyle düşüneceğiz. Bir günlük süre 20 yeni saatmiş, yazalım. Eski sistemdeki bir gün 20 yeni saat. Pekala. Ve sevgili gençler bir yeni saat de bir yeni saat eşittir 100 yeni dakika. Güzel. Şimdi biz gerçek sistemde yani kullanmakta olduğumuz zaman sistemine göre 1 saat 20 dakikalık sürenin yeni dakika karşılığını arıyoruz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Normal şartlar altında bir gün biliyorsunuz ki 24 saattir. Bir gün 24 saattir. Ve 24 saat de sevgili gençler aslına bakarsanız 60 çarpı 24 dakikadır. Ve 20 yeni saat eşitmiş ya bir gün.
O halde sevgili gençler, bir günün de ben kaç yeni dakikaya eşit olduğunu soruyor, değil mi? Tamam, güzel. Şimdi şöyle diyelim o zaman. 60 çarpı 24 dakika, gündelik hayattaki 60 çarpı 24 dakika sevgili gençler, bu 20 tane yeni saate eşitmiş. 20 yeni saatte 20 kere 100 yeni dakikaya eşittir. 20 çarpı 100 yeni dakika. Güzel, bunu da bulduk. Şimdi şöyle biraz aşağıya inelim. Ve ben diyorum ki 1 saat 20 dakika sorulmuş bize. Yani gerçek dünyadaki, gerçek yaşamdaki 80 dakika sorulmuş. 80 dakika kaç yeni dakika ve kaç yeni dakikadır diye soracağız. Artık soru gitti bence. Orantıyı kurduk çünkü. Bakın bunu 20'ye bölün 3, bunu 20'ye bölün 4 yapar. Bunu 4'e bölün 1, bunu 4'e bölün 6 yapar. Şimdi işler dışlar çarpı yapın, artık burası 1 oldu. 1 kere 20 çarpı 100 bölü 3 kere 6 diyeceğiz, değil mi? Pekala. Burayı 2'ye böldünüz 3. Burayı 2'ye böldünüz 50 yapar. 20 kere 50 1000 yapar sevgili gençler. 3 kere 3 de alt taraf 9 yapar. Demek ki cevabımız 1000 bölü 9 olacakmış diyebiliriz. Aslında bakarsanız tamamen ama tamamen kafayı karıştırmaya yönelik. Genelde böyle şeyler soruların içerisinde barındırılır. Tamamen kafa karıştırmaya yöneliktir. Çünkü senin hiç alışkın olmadığın bir durumdur. Yani yeni dakika, yeni saat. Yani bunu kalkıp trigonometride mesela şöyle de sorabilirdi. Biz normalde neye alışkınız trigonometride? Dereceye veya radyana alışkınız. Der ki mesela işte SML diye bir açı birimi var. Ve aslına bakarsanız işte 23 derecelik bir açı bundan sonra 48 SML olarak anılacaktır gibi başlar soruya. Bu kadar derecelik işte der ki daha sonrasında da işte hesaplatır sana ve şunu sorar. Sinüs 23 SML kaçtır diye sorabilir. Yani siz burada alışkın olmadığınız bir sistemde tamamen oran orantı kullanmak zorundasınız. Oran orantıyla birimleri birbirine çevireceksiniz. Daha sonrasında da zaten devamı geliyor. Yeter ki sorudan korkmayın. Son sorumuzdayız. Sevgili gençler, son sorumuza başlamadan önce kanala hala abone değilseniz abone olursanız ve bu videoyu da beğenmeyi unutmazsanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. 8. sorumuzu çözmeye başlayalım. Bir sepette bir miktar elma var. Ali, Bekir, Cengiz ve Deniz, çok güzel vermiş isimleri de A, B, C, D şeklinde adlı 4 arkadaş elmaları aşağıdaki gibi paylaşıyor. Ali elmaların yarısından bir fazla elma alıyor. Bekir kalan elmaların yarısından bir fazla elma alıyor. Cengiz kalan elmaların yarısından bir fazla elma alıyor. Ve Deniz de benzer biçimde geriye kalan elmaların yarısından bir fazla elma alıyor. Sepette paylaşmadan sonra hiç elma kalmadığına göre başlangıçta kaç elma vardır diye sorulmuş bize. Şimdi sevgili gençler, baştan itibaren başlarsanız soruya bir yanılgıya düşmüş olabilirsiniz. Soruya sondan başlayalım. Çünkü en son sepette hiç elma kalmamış. Deniz de benzer biçimde geriye kalan elmaların yarısından bir fazla elma aldığına göre demiş ya. Şimdi herkes ama herkes geriye kalanların yarısından bir fazlasını alıyor. Bunu da unutmayacağız. Şimdi güzel. O zaman biz soruya nasıl başlamamız gerekiyor? Bir de başlangıçta kaç elma vardır diye de sorulmuş bize. Şöyle düşünelim. Deniz geriye kalan elmaların yarısından bir fazla elma alıyor demişti. Sondan başlamanın avantajı şu. Şimdi yarısından bir fazla elma alıyor. Yarısından bir fazla elma alıyor ve sepette hiç elma kalmıyor. Bu nasıl bir mantık? Yani şöyle düşünün. Masanızda kalemler var sevgili gençler. Masanda şu an kalem var. Kaleme bakın ve ben diyorum ki bu kalemlerin yarısından bir fazlasını al. Yarısını hesapladın masandaki kalem sayısının. Yarısını aldın. Yarısından bir fazlasını aldın. Ve diyorum ki masanda hiç kalem kalmadı ki. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yarısından bir fazlası kendisine eşit olmak zorunda. Çünkü hiç kalmayacak. Madem öyle x bölü 2 1'dir. X de 2'dir. Demek ki son olarak sepette sevgili gençler 2 tane elma varmış. Yani Deniz almadan önce sepette 2 tane elma varmış ve Deniz 2 tane elma almış. Çünkü 2'nin yarısı 1, bir fazlası 2. Güzel. Cengiz kalan elmaların yarısından bir fazla elma almış. Şimdi son olarak 2 tane elma kaldı demiştik ya. Cengiz aldıktan sonra 2 tane kalmış. Ve Cengiz kalan elmaların yarısından bir fazla elma almış.
Şimdi şöyle düşüneceğiz o zaman. Kalan elma sayısı burada x ise yarısından bir fazlasını almış sevgili gençler. Şimdi normalde yarısından bir fazlasını aldığı zaman ben bunun üzerine bir de 2 eklediğim zaman bunun kendisini vermek zorunda o halde. Doğru mu yanlış mı? Mükemmel bir şey oldu aslına bakarsanız. Tekrar ediyorum. Sepette Cengiz almadan önce 2 tane elma varmış diyelim. Cengiz yarısının bir fazlasını almış. Geriye 2 tane kalmış. O 2'yi de birleştirirsem zaten önceki yani Cengiz hiç almadan önceki elma sayısına eşit olacaktı. Yani x'e. O halde sevgili gençler x bölü 2 bu sefer kaçtır? 6'dır. Değil 3'tür. Ve x kaçtır? 6'dır. Demek ki Cengiz almadan önce 6 tane varmış. Aynı mantıkla bu sefer de a bölü 2 artı 1 artı bir de 6 diyeceğim. Çünkü Bekir almadan önce 6 tane vardı. Bekir aldıktan sonra 6 tane kalmış. Eşittir. Bekir almadan önce a tane vardı. O halde burada a bölü 2 eşittir 7'dir ve a 14'tür. Ve sevgili gençler Bekir almadan önce 14 tane elmamız varmış. Aynı mantıkla Ali'nin aldığı elma sayılarını da bu sefer y dersem y bölü 2 artı 1'e ben bu sefer 14'ü eklersem bu sefer yine y'yi verecek ve bu da başlangıçta sepetteki elma miktarına eşit olacak. Bu da y bölü 2 eşittir 15 olacağında y sevgili gençler 30'dur. Demek ki başlangıçta 30 tane elma varmış bu sepette diyeceğiz sevgili gençler. Tabi aklınızdan şu da geçmiştir illa ki hocam ben ne yapardım? Şunu yapardım. Şıkları en başından itibaren alır, yazar, yürürdüm. Yani mantıklı bir soru çözümü mü? Mantıklı olabilir. Çünkü sevgili gençler neden diyeceksiniz? Sınavdayız da. Yani bize bu soruların çözümü için maksimum 1,5 dakika öngörülecek. Maksimum. O halde sen bu soruya nasıl başlayacağını bilemediysen, aklına hemen bir çözüm yolu gelmediyse bence önce boş bırak. Daha sonrasında kalan vaktinde şıklarımı deneyebilirsin ama sorunun hemen yanına da mutlaka bir not al. O notu da nasıl al? İşte yaz buraya. Dene. Denenebilecek bir soruysa dene yaz ve devam et. Daha sonrasında kontrol ederken sorularını bu şekilde ilk denemen gereken soruları da direkt olarak görebilirsin. İşte nasıl deneyecektin? Mesela cevabımız 30'muş ya 30'u deneyelim. Burada 30'un yarısı 15, bir fazlası 16, geriye kaldı 14. 14'ün yarısı 7, bir fazlası 8, geriye kaldı 6. 6'nın yarısı 3, bir fazlası 4, geriye kaldı 2. 2'nin yarısı 1, 1'in bir fazlası 2, aldık hiç kalmadı. Demek ki cevap 30'muş tarzında. Diğer şıkları da deneyip eleyebilirdiniz. Evet. Gençler artık bu videomuzun sonuna geldik. Problemler kamp 3'ü de böylelikle bitirmiş oluyoruz. Şimdi 1-2 gün problemlere biraz ara verip daha sonrasında tekrardan devam edeceğim sevgili gençler. Haberiniz olsun. 3 tane videonuzu size paylaşmış bulunuyorum bu videoyla beraber. Sizler izliyorsunuz, öğreniyorsunuz, güzel de yorumlar yapıyorsunuz. Ben bunlar için, güzel yorumlarınız için, öğrenme gayretiniz için ve öğrendiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek sevgili gençler, hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.